Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, neden gündem dışı söz istediğimi bilmiyorum. Daha doğrusu konunun niye gündem dışı olduğunu bilmiyorum. Konunun tam da bu meclisin gündeminin içinde olması gerektiğini düşünüyorum çünkü. Değerli milletvekilleri, görmüyorsanız ayrı bir sorun. Tabii iktidar partisi sıralarındaki milletvekillerine seslenmek isterdim ama sayıları çok az. Grup başkan vekilimiz var. 10 milletvekilimize söyleyeyim. Bunları görmüyorsanız bir sorun, görüp de kayıtsız kalıyorsanız bir sorun. Sokakta, alanda, meydanda, trafikte, okulda, hastanede bir cinnet hali söz konusu. Bu ancak böyle tarif edilebilir. Kadın, çocuk, ağaç, deniz, kedi, köpek, kuş, ne varsa öldürülüyor sokakta. Ve bunun Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin ana gündem maddesi olmamasını hayretle karşılıyorum. Bunu ana gündem maddesi yapmayanları kınıyorum. Değerli milletvekilleri, tedirginlik adeta üstümüze sindi. Üstümüze sindi tedirginlik. Her yerde büyük tedirginlik yaşıyoruz. 500 gündür ilk kez milletvekili olanlar 500 gündür bu genel kurul salonunda ve milletvekilliği görevini yapıyor. Kadın cinayetleri, çocuk tecavüzleri, hayvan katliamları, iş cinayetleri hep ülkenin gündeminde ama bu genel kurulda 3 maymunu oynuyoruz. Görmüyoruz, duymuyoruz, bilmiyoruz diyoruz. Niye? Çünkü iktidar partisi ve ortakları bu konuları gündeme aldırmıyor. İktidar partisinin değerli milletvekilleri, iktidar partisinin değerli yetkilileri, sokaktaki tehlikeyle ilgili, sokaktaki cinnet haliyle ilgili bizi bir organize suç örgütü lideri mi uyaracak Allah aşkına? Sizin umursamadığınız konuda bir organize suç örgütü lideri şu açıklamayı yapıyor. Diyor ki, Türkiye Meksika ve Kolombiya gibi bir sürece girdi. Suç kartelleri oluşacak. Kartellerin savaşı olacak. 6-7 sene içerisinde bu kartellerin savaşına sokakta hepiniz şahit olacaksınız diyor. Bir organize suç örgütü lideri kadar bu konuyu önemsemiyorsanız burada çok büyük bir hata olduğunu düşünüyorum. Bakın, dış politika, tarım, eğitim, sağlık, milli eğitim, güvenlik, bunların hepsini çözebiliriz. Bunlar niye çözülmüyor? Bunlar iktidarın beceriksizliği yüzünden çözülmüyor. Biz kısa zaman içinde iktidara geleceğiz ve bunları çözeceğiz. Ancak sokaktaki bu cinnet hali hepimizin büyük bir sorunu. Ve bunu çözemediğiniz sürece ne zaman kimin yönetiminde olursa olsun konudan adım adım uzaklaşırız. Hiç kimse, buradaki milletvekilleri dahil hiç kimse kendini güvende hissetmesin. Güvenliğinizin ve huzurunuzun bozulması evinizin camına, arabanıza, çocuğunuzun içinde olduğu bir okul servisinin üstüne gelecek bir taş kadar basittir. O taş gelir ve herkesin huzuru kaçar. Değerli milletvekilleri, bu cinnet haline engel olmadıkça yüzümüz gülmeyecek. Sokakta bir çocuğun başını okşayamaz durumdayız. Niye? Çünkü cinnet hali. Böyle bir şey anlayamıyorum ben. Bir çocuğun başını okşuyorsun, yanında birisi varsa uyarıyor. Aman sakın dokunmayın diye. Niye? Çünkü o cinnet hali çocuklara istismar ediyor. Yere düşmüş bir kadına yardım edemiyorsunuz. Niye? Çünkü cinnet hali. Bir erkek olarak bunu yaptığım zaman nasıl anlaşılır diye düşünüyorsunuz. ATM'den para çekmekte zorlanan bir yaşlı amcaya, teyzeye yardım edemiyorsunuz. Neden? Çünkü cinnet hali. Trafikte korna çalamıyorsunuz. Neden? Çünkü cinnet hali. Değerli milletvekilleri, bu mesele Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin ana konusu olmalıdır, ana gündemi olmalıdır. Ya biz ne iş yapıyoruz? Madem bu konularla ilgili araştırma komisyonu kurmayacağız, madem bu konularla ilgili bir çözüm önerisi getirmeyeceğiz, madem sokaktaki bu cinnet halinin önüne geçemeyeceğiz, biz burada 600 milletvekili ne iş yapıyoruz, ne işe yararız sorarım sizlere. Değerli milletvekilleri, bu cinnet halinin son bulması için hepimizin elini taşın altına koyması gerekiyor diyor. Sizleri saygıyla selamlıyorum.
Teşekkürler.